Sahte itirafçı olmaya zorlanan arkadaşlarımız müsterih olsunlar. Onlara sevgimiz ve güvenimiz tamdır. Bugün kesintisiz işkence ortamına çevrilmiş kötü cezaevi koşullarında hayatta kalmaya çalışan, neden tutuklandığını bile bilmeyen 200'e yakın masum arkadaşımız var. Hasta edilerek iftiracı olmaya zorlanıyorlar. Soğuk, sıkışık, sigara dumanlı, havasız ve sağlıksız koşullarda yatacak yeri bile olmadan betonda vardiyalı uyuyan, kışın soğuk suyla temizlenen bu çaresiz insanlar grip, zatürre, eklem romatizması, kalp romatizması, bronşit gibi hastalıklarla boğuşuyor. Düzgün tedavi göremedikleri ve vücut dirençleri kalmadığı için hastalıkları iyileşmiyor, kronikleşiyor, hatta yenileri ekleniyor. Önceden kalp, şeker, kanser gibi ağır hastalıkları bulunan, acil tahliye edilerek düzenli tedavi görmesi gerekenler ise bu koşullardan kurtulamadığı için ölüme daha çok yaklaşıyor. Kısa süreli emniyet işkencelerinden kat kat daha zorlu, haftalara, aylara yayılan ve şiddeti giderek artan çok daha acımasız bir işkence süreci bu. Hasta edilerek fiziki dirençleri kırılan insanlara bir de komplocular tarafından yüzlerce yıl hüküm giyecekleri, hapislerde çürüyüp ölecekleri gibi telkinler yapılarak psikolojileri çökertilmeye çalışılıyor. Bu korkunç yöntemle arkadaşlarımız ölmekle yaşamak arasında tercih yapmaya ve istemedikleri, inanmadıkları iftiraların altına imza atmaya zorlanıyor. İşte kendi rızaları olmaksızın baskıyla sahte itirafçı yapılan kardeşlerimizin gönülleri son derece rahat olsun. Kesinlikle ihanet duygusu, vicdan azabı hissetmesinler. Çünkü biz onların nasıl zorlu koşullar altında, nasıl zorlu bir imtihanla buna mecbur bırakıldıklarını çok iyi biliyoruz. Kendilerine karşı içimizde hiçbir sitem, kızgınlık veya husumet olmadığını çok iyi bilsinler. Onlara karşı her zaman sevgimizin, güvenimizin tam olduğundan, onları tertemiz ve çok değerli gördüğümüzden hiçbir şüpheleri olmasın. Onların da bize olan sevgilerinden ve bağlılıklarından eminiz. Kendilerine çok iyi baksınlar, sağlıklarına dikkat etsinler ve yakında birbirimize tekrar kavuşmamız için çok dua etsinler.